Burası DoğruLab. Doğru ve yanlışı bilimin ışığıyla inceleyen bir iletişim laboratuvarı. Şunu baştan söyleyelim. Bildiğiniz şeyleri anlatacağız, bildiklerinizi konuşacağız. Ve bunu biliyordum ama hiç böyle bakmamıştım diyeceksiniz. O zaman ilk konumuz herkesin ucundan köşesinden maruz kaldığı dijital kırsallarda çokça rastlanan, alışık olduğumuz bir tür olan bilim karşıtları. Bakalım bizi nasıl oltalıyorlarmış. DoğruLab başlıyor. Kuyruklu bir bebek. Şimdi buraya bir tane çatal koyacağım. Daha çok virüs üstüne birikir. Yapaylığı burada başlıyor zaten. Bende antikor var. Covid olmuyorum. Doktor söyledi bunu. Sosyal medyada olmak ya da olmamak, bir yanlış bilgiye maruz kalmak için bütün mesele bu. Ancak bir dijital medya okuryazarı bir yanlışı asla yanlış deyip geçmez. Türünü de bilir, mücadele metotlarını da. Bu bilinci toplumu temeline yaymak için hazırladığımız DoğruLab'ın bu bölümünde bilim karşıtlarını yanlış bilgi oluşum ve yayılımında kullandığı metotları ele alacağız. Bu metotları literatüre sokan isim, yani bilim insanı Mark Hoffenagel. İlk olarak 2007 yılında kaleme aldı ve günümüzde Flick adını alan şu yöntemleri ortaya koydu. Hadi gelin örneklerle açıklayalım. Bir aşı karşıtı aşının biyolojik silah olduğunu iddia ediyorsa bu komplodur. Eğer bir makalenin sadece bir kısmını yansıtıp yanıltıyorsa bu cımbızlamadır. Uzmanlara göre, bilim insanlarına göre diye konuyu tırnak içinde yuvarlıyorsa bu sahte uzmandır. Bilime başvurmadan eldeki verilerden %100 bir kesinlik bekliyorsa bu imkansız beklentidir. Olguyu bir labirentten geçirip başka bir eyleme devşiriyorsa bu mantıksal safsatadır. Evet, ilk 5 ana başlığı saydık. Bunlarla biter mi? Tabii ki bitmez. Dahası bu maddelerin alt başlıklarında yer alıyor. Yine bir bilim karşıtı. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bilimsel olan ve bilimsel olmayan argümanları öne sürerek sanki bir tartışma ortamı varmış gibi iddialarda bulunabilir. Durumu veya karşıt görüşü savunan kişi yanlış yansıtarak anlaşılmasına zarar verebilir. Karşıt argümanları çarpıtarak saldırılmayı kolay bir hale getirebilir. Muğlak bir dil kullanarak yanlış bir sonuca ulaştırabilir. Durumu fazlasıyla basitleştirerek gerçeği çarpıtabilir. Daha fazla olmasına rağmen yalnızca iki tane seçenek sunabilir. Bir durumu pek çok sebebi varken durumu tek bir sebebe bağlayabilir. İki durumun arasında farklılıklar olmasına rağmen bu iki durumu aynı olduğunu iddia edebilir. İki durumun benzer yanlarını göstererek iki durumun diğer yönlerinin de birbirine benzeyeceğini iddia edebilir ki bu yanlıştır. Bilerek tartışmayı farklı bir yöne çekerek tartışmacının dikkatini önemli noktalardan uzaklaştırabilir. Bir nevi hedef şaşırtma yapabilir. Araştırmanın sonuçla ilgisi olmayan kısımlarını kullanarak araştırmanın ana sonuçlarını çarpıtabilir veya bunlarda şüphe duyurabilir. Küçük bir eylemin kaçınılmaz olarak büyük sonuçlara yol açacağını iddia edebilir. Bir kanıt gösterildiğinde daha yüksek seviyede bir kanıt bekleyebilir. Sonuca ulaşmak için kanıt standartını düşürebilir. Sonuca ulaşırken ilk baştaki bilgiye fazla bağlanabilir. Yani bir nevi orada sabit kalabilir. Aşı olanlardan özür dileyecek. Bakın bu bir slogan veya bu bir şaka değil. Yargılanacaklar. Verinin tümünü değil sadece argümanı destekleyen verileri alabilir. Yani cımbızlama yapıyor olabilir. İnandırıcı kanıtlar yerine kişisel tecrübeler veya çok dar örnekler gösterebilir. Şöyle buzul bir düzlem üzerinde şu yeryüzümüz, düzlemimiz, üstünde de bu şu kubbe var. Belki de sonsuz bir buzul düzlem var ve bu dünya sistemlerinden on binlerce, belki milyarlarca var. Şu bize gösterilmiş olan modeldi. Her yerde öğretilmiş olan modeldi. Bu bir saçmalık. İlişkili kanıtları dahi ihmal ederek sonuca ulaşabilir. Kişilerin sözlerini bağlam dışı kullanabilir. Gerçekler yerine inanmak istenilen şeye inanabilir. Kendini kurban olarak algılayıp kendini kurbanmış gibi gösterebilir. Bir nevi kurban rolü oynuyor olabilir. Gösterilen tüm kanıtların komplocular tarafından oluşturulduğu ve yanlış olduğunu iddia edebilir. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanarak rastgele olayları komploya bağlayabilir. Evet, yanlış bilgiyi yayanların hangi metotları kullandığını görmüş olduk. Doğru bilgiye ulaşmak için DoğruLab'dan ayrılmayın.